Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Rasyonel yayınlarının soru çözümlerine türev testimiz ile devam edeceğiz. Beşinci testte kalmıştık. Birinci sorumuza çözümlerimize başlayalım. Videoyu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Birinci soruda sürekli fx fonksiyonun türevinin tüm gerçel sayılardaki değerleri birbirine eşittir. f'in türevinde x eşittir 2 ve f eksi 1 de x 11 olduğuna göre F7 değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar şöyle yapmamız lazım. Bir fonksiyonun türevi 2 yani sabit bir sayı çıkmışsa bu fonksiyona biz doğrusal fonksiyon yani birinci dereceden bir fonksiyon demeliyiz. Ax artı b. Türevini aldığımızda da f'in türevinde X, a gelecektir. O da zaten 2'ye eşitmiş. Yani a sayısı buradan 2 gelecektir. O halde fonksiyon şöyle oldu. fx eşittir 2x artı b. F eksi 1'in eksi 11 olduğu verilmişti soruda. O zaman götürüp x'in yerine eksi 1 yazarsak. Eksi 2 artı b eşittir. Eksi 11. O zaman buradan, b de buradan eksi 9 gelecektir. Şimdi b'yi bulduktan sonra zaten artık f7 değerini fonksiyonda şuraya b yerine. Hatta şöyle ben bir daha yazayım. fx eşittir 2x eksi 9. b yerine eksi 9 yazacağız. f7 istenmiş f7 eşittir. 7 ile 2'yi çarptım 14. 9 çıkarttığımızda doğru cevabımız 5 gelecektir. Birinci sorunun cevabı Edirne olacaktır arkadaşlar. Evet ikinci soru. 2'de A1 gerçel sayı olmak üzere fx fonksiyonu veriliyor. Her x reel sayısı yani gerçel sayısı için y eşittir f'in türevinde x fonksiyonunun grafiği yukarıdaki gibi olduğuna göre a kaçtır? Yani fonksiyonun türevi eksi 2 eşittir. O halde burası doğrusal bir fonksiyon olmalıdır. Yani eksi 2x artı 1 gibi bir fonksiyon olmalı. Zaten burada burada buranın eksi 2 olması için buranın eksi 2 olması için a'nın a artı 1 eşittir eksi 2'den a'nın da buradan eksi 3 olması gerekir. Şimdi a yerine götürüp eksi 3'ü yazdığımızda Şöyle bir tane tane yazalım. Eksi 3'ün karesinden buradan 9. Dokuz, eksi 9'dan 0 gelecektir. Zaten 0 ile neyi çarparsak çarpalım. Her türlü 0. Burayı iptal edecektir. Eksi 3 yazınca a yerine 1 ile topladığımızda eksi 2x artı 1 gibi bir fonksiyon gelir. Gerçekten de bunun türevi eksi 2'ye eşittir. O zaman a sayısı buradan eksi 3 bursa olacaktır. Evet. Üçüncü soru. Burada fx x bölü 3 değil arkadaşlar. Ona dikkat edelim. X'in üçlü permütasyonu da değil kombinasyonu. Ve e, x'in üçlü kombinasyonu olduğuna göre f'in türevinde 4 değeri kaçtır diye sorulmuş. Hemen kombinasyon konusundan x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 şeklinde 3 tane çarpanlarını ayırdık. Buraya da 3 çarpı 2 çarpı birden zaten 6. Şimdi arkadaşlar biz bu ikisi dağıtırsak hatta önce şurayı dağıtalım. x eksi 1 ile x eksi 2'yi dağıttığımızda x kare eksi 3x artı 2 bölü paydadaki sayıları çarptık mı 6 geldi. Hatta bu ikisi de dağıtalım. Hiç çarpmanın türevinden gitmeyelim. x küp eksi 3x kare artı 2x bölü 6. Burada türevini alacağız. Bakın burada bölmenin türevi yok arkadaşlar. Paydada herhangi bir fonksiyon olmadığı için sabit sayı olduğu için bölmenin türevini almanıza gerek yok. Yani direkt Şöyle yapacaksın. 3x kare eksi 6x artı 2 bölü 6 şeklinde yazıyoruz. Sonra da x'in yerine 4 yazalım. 4 4'ün karesinden 16 kere 3 48 eksi 4 kere 6'dan 24 artı 2 bölü 6. Burası 24. 2 ile de topladığımızda 26 bölü 6 geldi. 26 bölü 6'yı da sadeleştirirsek cevabımız 13 bölü 3 gelecektir. Yani 3. sorunun cevabı da Edirne olacaktır arkadaşlar. Evet 4. soru. Şimdi 4. soruda bir parabol verilmiş. kollar aşağı doğru olan bir parabol. Bu parabolu oluşturabiliriz. Başka sayımız A olmak üzere x eksi eksi 1 ve x eksi 5. Buradan x artı 1'e dönecek. Buradan da x eksi 5 gelmişti zaten. Şimdi bunu dağıtalım arkadaşlar. Önce bir dağıtalım. K'yı istiyor soru bizden. Dağıttığımızda <laughs> x kare a çarpı x kare eksi 5x artı 1x de buradan artı eksi pardon eksi 4x eksi 5 gelecektir. Şimdi bu a'yı da dağıttığımızda 2ax eksi 4ax eksi 5a. Şimdi bak x'e 0 verdiğinde k'ya gidiyor yani burada x'e 0 verdiğimizde f0'ı bulalım bir. f0 Burayı götürecek. Burada, bu arada x kare yazmayı unutmuşum. 2ax kare. 0, 0, eksi 5a. O da zaten neye eşittir? Buradaki k değerine. O zaman eksi 5a'yı k'ya eşitleyebiliriz. Bu bir. Bu birincisi. Bu dursun. Şimdi türevini alalım bu fonksiyonun. Hemen f'in türevinde x fonksiyonu eşittir. 4ax. Burada bir hata yaptık mı? Evet. Ne yaptık? Biz türevini aldık az önce değil mi? Şurada arkadaşlar. Bakın burada a'yı dağıttığımızda 2ax kare yazmışız. Orası ax kare olacak sadece. Herhangi bir değişiklik yok. O noktadan başka bir hatamız var mı? Yok. Tamam. O zaman böyle devam edelim. Türevini alıyorum şimdi. 2ax eksi 4a gelir. Ve 6 yazınca da eksi 24'e eşitmiş. O zaman buraya x'in yerine 6 yazdığımızda 12a eksi 4a eşittir eksi 24. 8a eşittir eksi 24'ten a da buradan eksi 3 geldi. O zaman a yerine götürüp eksi 3 yazdığımızda k'yı da bulacağız. k eşittir diyelim. Eksi 5 çarpı 3'ten k dediğimiz sayımızda eksi 15 olarak karşımıza çıkacaktır. Pardon burada eksi 3 yazdığımız için artı 15. Evet bu soruyu baya bir işlem hatası yaparak çözdüm. Tabi olabiliyor bazı sorularda soruya tam böyle adapte olamamış olabiliyorsunuz. Yani sizlerde de olur. Tabi bakın biz bizde de oluyor. Yani öğretmeniz diye tabii ki de işlem hatası yapmayacak değiliz. Yapabiliyoruz. insanlık hali arkadaşlar. Evet o zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Beşinci soruya geçeyim. Şimdi bak burada ne vermiş? N bir pozitif tam sayı olmak üzere. Bir fx fonksiyonun ardarda arda, arda n defa türevinin alınmasıyla elde edilen fonksiyon f üssü nx ile gösteriliyor. A bir pozitif tam sayı olmak üzere fx x üssü a artı 2 eşitliği ile verilen fx fonksiyonu için f 20 eksi alıncı kuvvetten türev 1 sıfır eşit ama f 12 eksi a türevinde bir sıfıra eşit değildir vermiş. Olduğuna göre alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? Mesela arkadaşlar basit bir soru yapalım. Burada x küp fonksiyon x küp olsun f. Birinci türevi f'in türevi 3x kare. İkinci türevi 6x. Üçüncü türevi dediğimizde 6 ve dördüncü türev dediğimizde de sıfır. Bundan sonrakilerin hepsi sıfır gelecektir. O halde bak burada e, derecemiz 3 iken 3. türeve kadar 0 olmuyor. 3'ten bir büyük olduğunda 0 oluyormuş. Demek ki buradaki 20 eksi a a artı 2'den kesinlikle büyük olacaktır. Yani kuvvet olan a artı 2 küçük 20 eksi a büyüktür arkadaşlar. O zaman şu eksi a'yı karşı atarsam 2A, 2 a 2'yi de karşı attık 18 a da buradan 9'dan küçük olacaktır. Pardon burası eşitlik olacaktı değil mi? Yani dördüncü türevi sıfırsa o zaman burası 20 eksi a daha büyük veya eşit olacaktır. O zaman a yerine 9 da alabiliyoruz. Bir de arkadaşlar burada 12 eksi a gibi bir türev aldığımızda yani türevin mertebesi 12 eksi a olduğunda bu da a artı 2'den daha küçük bir değerdir. Yani ilk üçünden biri gibi düşüneceksiniz. O zaman 12 eksi a Küçüktür. A artı 2. Iki. 2'yi karşıya attım. 10. A'yı da karşıya attım. 2A. 5. Küçüktür. A gelecektir. Eşitlik yok. Eşitlik olursa 0 da olabiliyor. O zaman 5 ile 5 küçüktür. A küçük eşittir. 9. O zaman burada A'nın alabileceği 6, 7, 8 ve 9 değerlerimiz var. O zaman burayı topladığımızda zaten 24. 6 ile de toplarsak 30 gelecek. Şimdi Hangisinde sıfır, hangisinde eşitlik var? Biz herhalde burayı karıştırdık değil mi? Bir bakalım arkadaşlar. A artı ikinci dereceden türevini almaya başladığımızda sıfıra eşitse 20 eksi A'nın mertebesi yani türevi daha küçük büyük olacak ama eşitlik olmayacak pardon bakın şimdi eşitlik olsaydı yani ben a yerine 9 yazarsam. X'in 11. kuvveti olur. Buraya da F'in 11. kuvveti olur. Orası sıfıra eşit olmuyor. O yüzden burası daha büyük bir değer olmalı. Yani A 9'a eşit değildir arkadaşlar. 9'dan küçük olacaktır. Evet. Burayı düzeltelim. Peki A yerine A yerine 9 yazdığımızda F'in 3. türevi olacaktır eşit değildir 0. 9'u yazdığımızda bakın burayı sağlayacaktır. Zaten buraya 9 yazdığımızda e, x'in 11. kuvveti 3 kere türev aldığımızda 11 çarpı 10 çarpı 9 üzeri x üzeri 9 çarpı x üzeri 8 gibi bir ifade gelecek. O yüzden ben orada şurayı yanlış yaptım. Yani 12 eksi ne olması lazım? Eşitlik olması lazım burada. Burada 5 küçük eşit 9 daha küçük eşitlik yok. O zaman baştan bu sayıları yazacak olursak 5, 6, 7 ve 8 olabilir. Bunların toplamı 21. 5 ile de toplarsak doğru cevabımız 26. Bursa gelecektir arkadaşlar. Evet 6. soruyla devam ediyoruz. Şimdi soru fx verilmiş. Fonksiyonu veriliyor. F'in türevindeki değeri 28 eşit olduğuna göre A değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar hangi parantezin içerisini 0 yapıyorsa o parantezin türevi çarpı diğerleri diyerekten bunun komple türevini almış oluyoruz. Yani pratik yöntemimiz bu. Ha, diğer türlü tek tek birincinin türevi çarpı iki, ikinci ve üçüncü yani x, x kare artanın türevi çarpı diğerleri diye uzun uzun yapmamız lazım. Ama bu daha pratik bir kuraldır. İçini sıfır yapan diğerinin türevini al. Diğerlerinin olduğu gibi çarpım durumunda yaz. x eksi 2'nin türevi 1 çarpı x kare artı a x küp eksi 4. Şimdi 2 yazınca cevap 28'miş. Burası 4 artı a. Burası da 2 yazınca 8 eksi 4'ten 4. Eşittir 28. 28'e 4'ü sadeleştirdim 7 geldi. O zaman 4 artı a eşittir 7 ise a da buradan artı 3 gelecektir arkadaşlar. Doğru cevabımız denizli olacaktır. Evet 7. soruda yine bir türev var. Burada f'ye verilmiş. Ona dikkat edelim. f2 kaçtır diye soruluyor. Önce d bölü d'ye yani bunun y'ye bağlı türevini alacağız. x bölü y'nin türevini almadan önce y'yi yukarı atmam lazım. Buradaki x bir sabit sayı kabul edilecek. Şimdi y'ye göre türevini aldığımızda eksi 1'i başa attığımızda eksi x çarpı y üzeri eksi 2 gelecektir. Sonra da buradaki x bölü y'yi aynen yazalım x bölü y eksi eksi x bölü y kare. Bu y kareyi de karşı payda attığımızda artı olarak geçecektir kuvvet. Şimdi bir daha türevini almam lazım ama ama x'e göre. Bu sefer başında ne var? d bölü dx var. O yüzden bunun türevini x'e göre alacağız. x'in türevi 1 bölü y. Eksi. x'in türevi 1 bölü y kare Şimdi benden fy bulundu. fy bulunduktan sonra zaten burası fy'ye eşittir. f'in kendisinde 2 yazmam istenmiş. O zaman burada 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4. Burayı 2 ile genişlettiğimizde 2 bölü 4 eksi 1 bölü 4. Onları da çıkartırsak cevabımız 1 bölü 4 çıkmış olacaktır arkadaşlar. 7. soruyu da çözdük Adana dedik. Geldim 8. soruya. Hemen soruyu biraz büyüteyim. Evet şimdi bakın burada aşağıdaki şekilde baş katsayısı 1 olan dördüncü dereceden bir Px polinomunun grafiği verilmiş. Köklerini bir incelediğimizde baş katsayı a'yı yazalım. Köklerinden biri 1, diğeri 2, diğeri 3 ve diğeri 4. O zaman x eksi 1 x eksi 2 x eksi 3 çarpı x eksi 4 şeklinde bunu oluşturduk. Tabi a'yı bulamadık henüz. Şimdi arkadaşlar önce burada ne yapmamız lazım? Başka sayısı zaten ne demişti? 1 demişti. Ki o zaman a yerine 1 yazabilirim direkt ben. Polinomu bulduk. x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 ve x eksi 4'ün çarpanlarıdır. Şimdi türeğini alıp 1, türeğini alıp 2, türeğinde 3'ü bulup çarpmam lazım. Önce P'nin türevini alırken şöyle yapacağız bakın. Şimdi P'nin türevini 1'i bulurken x eksi 1'in türevinden 1 çarpı diğerleri. x eksi 2, x eksi 3 ve x eksi 4. Buraya 1 yazdığımızda arkadaşlar P'nin türevinde 1 eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 gelecektir. O da eksi 6'ya eşit oldu. Şimdi aynı şekilde P'nin Türevinde 2'yi bulmak için bu sefer x eksi 2'nin türevini alıp diğerlerini aynen çarpım durumunda yazıyoruz. P'nin türevinde x. x eksi 2'nin türevinden 1 çarpı x eksi 1. Bakın dikkat edin x eksi 3 ve x eksi 4 şeklinde yazdım. Burada diğerlerinin türevini alıyor muyuz? Hayır gerek yok. Çünkü hangi paranteze 2 yazdığında 0 oluyorsa onun türevini al çarpı diğerlerine de. Bu pratik yöntem arkadaşlar. P'nin türevinde 2'de 2 eksi 1'den direkt 1 yazalım hatta. 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 2'den burası da artı 2 geldi. Ve son olarak 3. P'nin türevinde 3.'yü bulalım. X eksi 3'ün türevinden 1 çarpı diğerleri. Bunları bir yazalım şöyle çarpım durumunda. Evet. Şimdi x'in yerine götürüp 3 yazıyorum. P'nin türevinde 3 eşittir. 2 çarpı 1 çarpı eksi 1'den burası da eksi 2 geldi. O zaman bak P'nin türevinde 1 burada. Eksi 6. P'nin türevinde 2 de 2. P'nin türevinde 3 de eksi 2. O zaman arkadaşlar bunları artık çarpacağız. Eksi 6 çarpı 2 çarpı eksi 3'ten doğru cevabımız 36 Adana olacaktır. Evet 9. soruda bize bir fx fonksiyonu verilmiş. f'in türevinde 6'nın 15, g8'in de eksi 4 olduğu veriliyor. Buna göre g'nin türevinde 8 değeri kaçtır? Şimdi hemen türevini alalım. f'in türevinde 2x çarpı içinin türevinden 2 gelecektir. Sonra da yan tarafta bir çarpmanın türevi var. x kare ile g 3x eksi 1'in türevini alalım. Önce x karenin türevinden 2x çarpı g 3x eksi 1 artı Şimdi g'nin türevinde 3x eksi 1 çarpı 3 çarpı birincisi. Çarpma da biliyorsunuz. Arada toplama var. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci diyeceğiz. Şimdi g'nin türevinde 8 olması için buranı, bakın burada x'in yerine 3 yazmamız lazım. O zaman bütün x'in yerine fonksiyonda götürüp 3 yazıyoruz. G'nin pardon burası önce F'in türevinden başlayacağız. F'in türevinde 2 kere 3'ten 6 çarpı 2'miz var. Eşittir. 2 kere 3'ten 6 çarpı G'nin kendisinde 3 kere 3 9 1 çıkartırsam 8. Artı G'nin türevinde 8 çarpı 3 çarpı 3'ün karesinden 9. Şimdi bak verilenleri götürüp yerine yazalım. F'in türevinde 6'nın cevabı 15. G8'in cevabı eksi 4. Bize zaten G'nin türevinde 8 sorulmuştu. 15 kere 2'den burası 30 mu yapar? Evet. Burada eksi 24 artı 3 kere 9'dan 27 G'nin türevinde 8. Eksi 24'ü karşıya attığımızda 54. 27 çarpı G'nin türevinde 8. Her tarafı 27'ye böldüğümüzde de o zaman doğru cevabımız 2 çıkacaktır. Yani gelin türünde 8'in cevabı da bu soruda 2 oldu arkadaşlar. Doğru cevap Edirne. Bunu da doğru çözmüşüz. Evet 10. soruda yine bir çarpımın türevi var. Hemen türevini alalım. F'in türevinde x çarpı gx çarpı çarpı içinin türevi. Şimdi içinin türevinde birincinin türevi yani x'in türevi 1 çarpı g'nin kendisi artı g'nin türevinde x çarpı birincisi kapattığım eşittir. 2x kare artı 1'in türevi de zaten 4x'tir. Şimdi bak burada g'nin türevinde eksi 2'yi sorduğu için g'nin türevini bulduğumuzda ha şurada zaten onun yerine eksi 2 yazıyoruz. Eksi 2. O zaman bütün fonksiyonda x'in yerine eksi 2'yi yazmamız lazım. F'in türevinde eksi 2 çarpı g'nin eksi 2 değeri çarpı 1 çarpı g eksi 2 artı g'nin türevinde eksi 2 çarpı eksi 2 eşittir buraya da eksi 2 yazdığımızda eksi 8 geldi. Şimdi bak g'nin eksi 2 değeri zaten eksi 2. F4 değerimiz F4 burası bir düzenleyelim düzenleyelim. F'in türevinde eksi 2 ile eksi 2'yi toplarsam pardon çarparsam 4 gelir. Çarpı G eksi 2 zaten eksi 2 idi. Artı G'nin türevinde eksi 2 çarpı eksi 2. O zaman şuradaki 2'nin önündeki eksiği ne yapalım? Gelin şurada eksiye çevirmiş olalım. Eşittir eksi 8. Şimdi F'in türevinde 4. O da zaten eksi 2 idi. Eksi 2 çarpı şu köşeli parantezi aynen yazdığımızı düşünelim. Şu 2 g ile çarptığım durumda olduğu için g'nin türevinde eksi 2 bir tık e, son aldım. Eşittir. Eksi 8. Sadeleştirdiğimizde 4. Eksi 2'yi karşıya atarsak eksi 2 çarpı g'nin türevinde eksi 2 eşittir. 6. O zaman g'nin türevinde eksi 2'nin değeri de buradan 3 gelecektir arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Pardon bir işlem hatası yaptım. Çünkü çünkü burada <laughs> eksi 4 yazacağıma 4 yazmışım. Yo, doğru yazmışım. O zaman bunu karşı attık. 6, 6'yı 2'ye böldüğümüzde eksi 2'ye böldüğümüzde tabii ki de cevap eksi 3 olacak. Yani 6'yı da eksi 2'ye bölünce cevap ne? Allah'ım kendime kızıyorum şu an. Neyse soruyu umarım anlamışsınızdır. Geldim 11. soruya bir. Zincir kuralı var arkadaşlar. dy bölüde x'in x'eştir 1 ifade e, eşittir 1 için değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu ifadede dy bölüde x Şimdi bak y kime bağlı? t'ye. O zaman dy bölü t t kime bağlı? u'ya. O zaman dt bölü du. U kime bağlı? X'e. O zaman DU bölü DX şeklinde. DY'nin DT. Hatta hepsinin türevlerini alalım. 2T. 3 2 çarpı 1 bölü 2 kök X. İkiler gittiği için 1 bölü kök X kalacak. Zaten birinin türevini söylemiyorum artık. Onun direkt 0 olduğunu biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar DY bölü DT. 2T DT bölü DU 3 U'nun x'e bağlı türevi de 2 çarpı 1 hatta burada almıştım az önce. 1 bölü kök x. x eşittir kaç için demiştik? 1. O zaman x'in yerine götürüp 1 yazdığımızda u 3. u yerine 3 verince 9, 3 kere 3 9, eksi 2'den 7. 7'nin karesi t yerine 7 yazalım. 49 1 daha y de buradan 50 gelecektir. Şimdi t yerine 7. 2 çarpı 7 çarpı eksi 3. Eksi en başa attım. 1 bölü x'e de 1 verdiğimiz için kök 1. Şimdi bunları artık toparlayacağız. T yerine 7 yazdım. Tamam. Bu dt'nin burası çarpım durumunda olduğu için orayı kaçırdık. O zaman e, ne geliyor arkadaşlar? 2 çarpı 7 çünkü T değerimiz 7 çarpı 3 çarpı 1 bölü kök 1. Evet şimdi ne oldu? 7 kere 2'den 14 14 çarpı 3 çarpı 1. 1 bölü 1 zaten 1'e eşittir. O zaman 14 ile de 3'ü çarptığımızda doğru cevabı bulmuş olacağız. Yani 14 kere 3 de 42 yapacağı için 11. sorunun cevabı da Bursa gelecektir arkadaşlar. Evet geldik en sağlam sorumuza son soru. Ne demiş soruda bir bakalım. Dik koordinat sisteminde D1 doğrusu F fonksiyonun grafiğini A ve E noktalarında kesmektedir. Tamam. D2 doğrusu ise F fonksiyonun grafiğini E noktasında T ettir. demek ki E noktası şu kırmızı doğruyla T etmiş. F fonksiyonunun A ile B noktaları arasındaki ortalama değişim hızı eksi 4 bölü 3. Eksi 4 bölü 3. A noktası ve B noktası verilmiş. (0,6) (0,4). BE ile E de birbirine eşit. Olduğuna göre f fonksiyonun E noktasındaki anlık değişim hızı kaçtır diye sormuş. Şimdi f(x) fonksiyonun E noktasındaki f(x) fonksiyonu şu mavi olan. Burası da hadi g(x) olsun. Ortalama değişim hızı A ile E A ile E. Zaten şunları bir yazalım mı? A noktası 0 6 olduğu için burası 6. Burası da 4. Tamam. Şimdi tekrar alıyorum. A ile E noktaları arasındaki ortalama değişimimizi eksi 4 bölü 3 yani eğim eksi 4 bölü 3 gibi bir e eğime sahip. Şimdi arkadaşlar buradan benim bir tane dik çekmem gerekiyor. Şöyle bakın. Buradan bir tane dik çektiğimizi farz edelim. O halde burası 90'sa ve orta taban kuralının bura 2 ise alt tarafı da 2 olacaktır. 2 2 daha 4 zaten burada 2 birimdi. O zaman şimdi f fonksiyon e noktasındaki anlık değişim hızını soruyorsa e'yi bulacağız. Burada bu arada hani 4/ 3'te -3 de 3 diyeceğiz tabii ki uzunluk eksi olamaz. Şimdi o zaman artık şurayı bulalım. D noktasının absesini. Bak şimdi Burada 2'den 4'e gittiği için 3'ten de 4, e, kaça gider? Şöyle 2 bölü 4 eşittir 3 bölü x'ten 2x eşittir 12 yani x eşittir 6 geldi. Yani orijinden D noktasına kadar 6 birim. Senden E noktasındaki anlık değişim hızını sormuş. O zaman şimdi arkadaşlar, burada zaten 4 birimdi. 4 bölü 6 diyeceğiz. Eğimi bulmak için. O da zaten sadeleşince 2 bölü 3 gelecektir. E, tabii ki de bu sola yatık yani tanjantın açısı geniş açı olduğundan dolayı bunun da cevabı eksi 2 bölü 3 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet arkadaşlar böylece bu testin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.